Merhaba, bu derste pek çok öğrencinin yanlış kullandığı many more ve much more yapılarını inceleyeceğiz. Bunları birbirinden ayıran şeyler neler ve cümle içerisinde kullanımları, farkları neler? Pratik örnekler üzerinden inceleyeceğiz. Ben Hüseyin Demirtaş, hadi başlayalım. Şimdi ilk önce many more yapısıyla başlayacağız. Genellikle bu many more ve much more dediğimizde yaptığımız şey aslında anlamı kuvvetlendirmek, bir vurgu eklemek. Şimdi more bildiğiniz gibi ne demek? Daha fazla demek. Mesela ben more fun da diyebilirim. More cars da diyebilirim. Ne? More fun dediğimde daha fazla eğlence demiş oluyorum. More cars dediğimde daha fazla araba demiş oluyorum. Burada more'dan sonra gelen kelime tekil de olsa, çoğul da olsa, sayılabilen de olsa, sayılamayan da olsa fark etmez. More hepsinden önce gelip daha fazla anlamı, karşılaştırma anlamı katıyor. Ama şimdi detaylara baktığımızda ben çok daha fazla araba ya da daha da fazla araba demek istediğimde many more kullanmam gerekiyor. Yani bu more'dan sonra eğer çoğul bir kelime geldiyse benim kesinlikle many more demem gerekiyor. Bunu şimdi sizin için seçtiğim gerçek hayattan bir örnek üzerinden inceleyelim. Diyor ki, "So many more men are being raised by single working mothers and working mothers." So many more men. Hani çok daha fazla sayıda, çok çok daha fazla sayıda. Burada erkek anlamında değil illa insan anlamında da olabilir. Çünkü men İngilizce'de eskiden neydi? Hem kadınlar hem erkekler için kullanılan bir kelimeydi. Çok daha fazla sayıda insan diyor. Artık tek başına yaşayan yani ayrılmış ve çalışan anneler tarafından ya da veya çalışan anneler tarafından yetiştiriliyor. Neydi? Eskiden çünkü anneler yani aileler genellikle ayrılmamış olurdu ya da anne daha az çalışırdı ya da çalışmazdı. O sosyal değişimden bahseden bir cümle. Şimdi many more ne dedik? Dedik ki many more daha da fazla demek. Çoğul isimlerden önce kullanılıyor. Şimdi much more'a bakalım. Burada demin verdiğim örnek var. Much more fun. Mesela it's much more fun. Ne bileyim işte bilgisayarda oyun oynamak çok daha çok çok daha eğlenceli. It's much more fun. Bakın buradaki kilit kısım şu. Normalde more'dan sonra dediğimiz gibi tekil de gelir, çoğul da gelir, sayılabilen de gelir, sayılamayan da gelir. Ama ben moru vurgulayacaksam buradaki kelimeye bakıyorum. Bu kelime eğer nedir? Sayılamayan bir kelime ise mesela fun kelimesini, eğlence kelimesini İngilizce'de saymıyoruz. Yani bu bir uncountable. Biliyorsunuz İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan kelimeler var. Countable, uncountable. Fun kelimesi uncountable yani sayılamayan olarak geçen değerlendirilen bir kelime. O yüzden burada fun varsa ya da başka bir sayılamayan kelime varsa bizim vurgulamak için much more fun dememiz lazım. Çok çok daha eğlenceli. Şimdi bakın burada yine sizin için gerçek hayattan seçtiğim bir örnek cümle var. O cümleye bakalım. Diyor ki that means they're usually much more affordable than at other times of the year. Burada bir üründen, bir hizmetten bahsediyor. Diyor ki that means bu şu anlama geliyor. Onlar genellikle much more affordable. Çok daha hesaplıdır. Than at other times of the year. Diyelim yılın bu zamanında yılın diğer zamanlarına oranla çok daha hesaplıdır. Hani more affordable diyebilirdi ama buraya much koyduğunda vurgulamış oluyor. Yani çok çok daha hesaplıdır. Yoksa burada maçı atmasının bize bir zararı yok. Sadece ne yapıyor oradaki maç? Anlamı kuvvetlendiriyor. Çok çok daha hesaplıdır demiş oluyor. Böylece neyi öğrendik? Many more ve much more birbirinden farklı kullanılan ifadeler. İkisi de ne yapar? Bu more ifadesini vurgular. Ama many kullanabilmek için more'dan sonra gelen kelimenin çoğul olması gerekiyor. Much kullanabilmek için de more'dan sonra gelen kelimenin uncountable olması gerekiyor. Temel fark, temel ayrım bu. Evet, buna benzer örnekleri, hata düzeltmelerini eser rehberi kitabında bulabilirsiniz. Çünkü onlarca farklı yazı, değerlendirme, hata düzeltmesi var. O yüzden detaylı örnekleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu yıl yoğun olarak tüm becerilerle ilgili dersler çekiyor olacağım. Hatalarla ilgili dersler çekiyor olacağım ki İngilizcenizi daha temiz, daha düzgün, daha profesyonel bir hale getirebilelim. Bu dersleri de kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalına abone oluyorsunuz. Beni üzmüyorsunuz. Görüşürüz.